yaptıklarım. Düşündüm de burada aslında benim yerime Sibel Can oturmalı. Sonra ne derim, siz de niye öyle diyorsun, nebalet demiyorsunuzdur. Nedeni çok ortada açık anacığım. Sibel Can'la yatıp Sibel Can'la kalkıyoruz. Artık haberlerde ilk haber Sibel nasıl güneşlendi. Gazetelerin manşetinde Sibel nasıl evinin üst katına taşındı. Sibel vergi verdi mi? Sibel'in kocası nasıldır? Sibel Florida'da, Sibelcik kır gezisinde, Sibel Can ve yedi cüceler. Her yerde o var anacığım. Fakat Sibel Can'ın bunda bir suçu yok. Kadın ne yapsın anacığım? Medya kendisini baş tacı etti. Kimsenin, vatandaşın dertlerini düşündüğü yok. Sibel'in eline kıymık batsa, ayağını midye kese manşet oluyor. Halk yokluktan inim inim inliyor. Kimsenin ruhu duymuyor. Benim sevgili vatandaşlarıma ve girişimci ruhlu arkadaşlara bir önerim var anacığım. Yurt satında çeşitli kurslar açılsın. Sibel Can gibi göbek atma kursu ya da hızlandırılmış Sibel Can tarzı göz süzme kursu. Hatta özel hocalar tutup 10 derste Sibel Can felsefesi dersleri aldırmakta çözüm olabilir. Bu şekilde belki sizler de gündeme gelip sesinizi duyurabilirsiniz anacığım. Neyse, ben konuyu daha fazla uzatmayayım da kendilerine Sibel Can'dan gelmiş seyirciler bizim programı bırakıp kaçmasın. Hadi programı izleyin anacığım. Kimse kıpırdamasın, bu bir ameliyattır. Gelin gelin. Ünlü olmak için yapıyor. Bahçede yeşil soğan, akızım. Yumulda sarılım yumul, yumulda karalım yumul. Rıza polis geliyor. Evet, tabii zamanı. Tüyünü versin için. Gelmedi mi siparişler? Yok, gelmedi. Bir şey vurdu mu? Vurdu galiba. Ama biraz ağır, yardım etsene bey. Yavrum! Konuş lan! Tamam, tamam, itiraf ediyorum. Serke serke alırız, susma, sustukça sıra sola gelecek. Bu arada para peşin, kırmızı meşin. O zaman Uğur Mumcu'nun katilini bulun abi. Yok, daha neler. Milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırın lan. Bil, bil. Kimse kıpırdamasın. Herkes kimliklerini çıkarsın. Arama var. Peki Ayşe, büyüyünce ne olacaksın? Büyük de ne olacak? Aa, niye ki? Büyüklerin hali ortada. İmdat, demokrasi yok mu? İşte burası. Yöneticisi de sensin. O gülen dam. Hayırda buldum seni, ellere vermem seni. Halkın topa karşı olan ilgisi popa yöneldi anacığım. Milletçe maşallah hop oturup pop kalkar olduk. Vallahi billahi yar, ahım seni kör eder vay. Vallahi billahi yar, vallahi billahi yar. İşte mükemmel bir halk aşığı. Evet, 25 yıldır yaptığı müzikle kitlelerin beğenisini kazanmış, halkın içinden çıkıp halka mal olmuş bir sanatçı. O halde bu yılki müzik ödülümüzü vermek için ondan daha layığını bulamayız. Siz şimdi derhal ekibi hazırlayın, üstadın evine gidin, kısa bir söyleşi yapın. Ödülünü de canlı yayında takdim ederiz. Evet, tamam efendim. Bahçede yeşil soğan, kızım. Bahçede yeşil soğan. Kızım, ölür mü seni saran amanım? Ölür mü seni saran amanım? Bu kim ya? Bana pek tanıdık gelmedi, yeni biri galiba. Yaşasa da fark etmez Fadime'm. Yaşasa da fark etmez Fadime'm. Aa, bu kanalda da o var. Ya. Yavrum yine şey şakrak, sen ezinle fırıldak. Haydi gene o. Esmer ister, ah tenim esmer, esmer ister. Kız
vermezsen elini yakar canım. Sevgili seyirciler, sabah sabah kargalar gak demeden ünlü sanatçı Orkun Katlı programımıza geldi. Hoş geldin Orkun. Aa, bu kanalda da o var. Ya. Haydi, gene o. Bu sefer de haber spikeriyle konuşuyor. Kim bu ya? Şu anda stüdyomuzda değerli sanatçımız Orkun'la beraberiz. Sayın Orkun, bir anda Türkiye gündemine oturdunuz. Daha önceden tahmin edebiliyor muydunuz, neler söyleyeceksiniz? Tabii ki bu bir tesadüf değil. Bu bir aylık yoğun bir çalışmanın sonucu. Reklamlarda da Orkun var. Şimdi popçular sebebini bilmese de Fibris'i tercih ediyor. Fibris. Yanlış yaptık. Çok erken davrandık. Gündemde Orkun var. Herkes ondan bahsediyor. Biz de kalkıp ödülü 50 yıllık bir sanatçıya veriyoruz. Peki ne yapalım? Bizimkiler daha oraya varmamışlardır. Zararın neresinden dönülürse kârdır. Alo. Henüz ulaşamadık efendim. Adam çok uzakta oturuyor. Orkun mu? Tabii tanıyoruz efendim. Şu anda herkes Orkun'u konuşuyor. Harika bir fikir. Peki efendim. Ödülü verdikten sonra Orkun'a bir de dizi çektiririz. Bir de talk show'a çıkartalım. Acayip reyting yapar vallahi. Ödülü Orkun'a veriyoruz. Tabii ya. Orkun gibi değerli bir sanatçı varken ödül başkasına verilir mi kardeş? Yürü abi. Hadi açalım televizyonu. Orkun'u seyredin. Dam saçaktan belli olur da, kız bacaktan belli olur da, yumulda koçum yumul, yumulda sarılım yumul, yumulda karalım yumul. Gençlerin yeni ilahı popçu Buket hangi topçuya topaç dedi? Az sonra. Duruma bakılırsa bu Orkun'u geçmiş galiba. Evet, Gel Kucağıma Kucağıma adlı şarkısıyla listeleri alt üst eden pop starı Orkun'un Fenerbahçeli olduğunu biliyor muydunuz? İşte koyu Fenerli Orkun'la hasta cimbomlu Buket'in atışması az sonra. Ay güleyim bari ayol. Geçen gün Fener'i söndürdüler, haberin yok mu? Aa, ne diyorsun sen şıllık? Fener yapacak size bir şıklık. Hadi oradan. Oradan buradan takacağız size 90'dan. Bana bak başlarım sana. Neresinden başlayacak? Az sonra. Aa, her kanalda bu Buket'in parçaları çalıyor. Listeleri alt üst etti galiba. Bu Buket bizim planlarımızı da alt üst etti galiba. Bak gene aceleci davrandık. Ya Orkun'a ödül vermiş olsaydık, ya dizi çektirmiş olsaydık batardık vallahi. Benim gözüm bu Orkun'u hiç tutmamıştı zaten. Balon olduğu belliydi. Telefon edelim, belki Orkun'un yanına varmamışlardır. Efendim abi. Aa, yok abi. Henüz bir şey konuşmadık. Sadece eline verdik ödülü. Buket mi? Harikasın abi ya. Zaten bunu kapıcı bile tanımadı abi. Peki abi, Buket'e doğru yola çıkıyoruz hemen. Hadi hadi gidiyoruz. Teşekkürler canım. Ah canım canım, Canan diye bir kız var, harika söylüyor. Ona verelim ödülü. Canan mı kaldı? O 10 dakika önceydi. Şimdi babası bile tanımaz onu. Demir'e verelim. Demir de kim? Az önce şöhret oldu. 13-20 şöhreti. Bir dakika patron, o da bitti. Masuni buruhtuma yanaşıyorsun gemi. Masuni buruhtuma yanaşıyorsun gemi. Düşenin dostu olmaz, bunu unutma emin. Tamam, tamam, tamam. Ben ödülü kime vereceğimizi buldum. Hemen gidelim. Acele etmeyin, ağır ağır gidin. Aşığın ünü ve türküleri 35 yıldır dillerde. Bu gidişle bir 35 yıl daha sürer. Masuni bu rıhtım ay, yanaşıyorsun gemi. İnsanların vadisi artık vadeli tasarruflarıyla belirleniyor. Bankada hesabı olmayanın hayatla da hesabı olmuyor. Kıpırdamayın, bu bir ameliyattır. Al işte bir deli daha. Millet hepten ne yapacağını şaşırdı. Birader, bu bir soygundur diyecektiniz, şaşırdınız galiba. İlkse o yüzden şaşırmış olabilir sayın müdürüm. Ben ne dediğimi biliyorum. Kimse kıpırdamasın, bu bir ameliyattır. Gelin, gelin. Ünlü olmak için yapıyor. Kimi pandayla uçak kaçırıyor, bu da ameliyatla soygun yapacak da haberlere çıkacak. Ay, bilseydim saçlarımı yaptırırdım. Şimdi kamera falan da gelir. Ay Allah. Salaklık sende kızım. İnsan her an hazırlıklı olmalı. Haftada birkaç kez televizyona çıkılıyor. Ay bilemedim, ne yapayım?
Gece nasıl soygundu böyle? Sen karışma kızım, zaman çok değişti. Soyguncu bey, paraları çantaya mı doldurayım? Hayır, bekleyin. Gerekirse isterim ben. Numara yapmaya kalkmayın, fena olur. Efendim, siz başlayabilirsiniz. Nedir bu olanlar? Bir anlatın, belki rahatlarsınız. Soygun madem kaçınılmaz oldu, zevk almaya bakalım. Hikayeniz belki ilginçtir. Madem öyle anlatayım, sedyede yatan benim karımdır. Ne zamandır ameliyat edilmesi gerekiyordu. Gelin görün ki sigorta hastanesinde imkan yokmuş her zaman olduğu gibi. Özel hastaneye götürmek zorunda kaldık. Özel hastaneye. Oldukça zor bir ameliyat. En az 2-3 milyar gider. Bir şey yapamaz mısınız? Biz o kadar parayı nereden buluruz? Kardeşim, her şeyi de biz mi öğreteceğiz? Türkiye fırsatlar ülkesi. Fırsat sana gelmiyorsa sen fırsata git. Tamam doktor, siz hazırlıklarınızı yapın. Öyleyse rica edeyim, ben bir saate kadar geliyorum. Buyurun, 3 milyar hemen başlayabilirsiniz karımla bile. 3 milyar mı demiştin? Evet, bir saat önce 3 milyar dediniz. Oo, bir saat geçti aradan kardeşim, bir saat geçti. 60 dakika bilmem kaç saniye. Dolar bu arada 275'e çıktı. Burası özel hastane kardeşim. İlaçlarımız, aletlerimiz hep dışarıdan geliyor. Son ne olur? Son 5 milyar. Git tamamla parayı, gel. Karını ameliyat edelim. 0 kilometre bir karın olsun. 15 sene hiç masraf yapmadan kullan. Tamam, siz hazırlıklarınızı yapın, ben hemen gelirim. Hemen. Ya pens. Makas. Para. Bir dakika. Sonra? Sonra eski bir arkadaşa borç almaya gittim. Alın doktor, istediğiniz kadar para, hemen karımın ameliyatına başlayalım. Kardeşim saat kaç? Saat 5'e geliyor. 5'e geliyor. Beyimiz bu saatlere kadar nerede sürttü acaba? Canım, trafik biraz sıkışıktı tabii. Eski arkadaşı borç almak için ikna etmekte vakit aldı. Buyurun. Ne kadar var burada? 6 milyar. 5 dediniz ama ben ne olur ne olmaz diye 6 getirdim. Olanlar oldu. Dolar 300 bine fırladı. Neyse, bana müsaade. Eski arkadaş kapanmadan yetişiyor. Böyle birkaç kere gidip geldim. Ne kadar hızlı olsam da artan enflasyon ve doların hızına yetişemedim. Türk parası hızla düşüyor. Biraz daha para. Bir dakika. Buyurun. Kurtulacak mı doktor? Karınız için umut var da Türk parası için çok geç. Soygun ihbarı aldık. Nerede soyguncu? İşte oradalar. Ama onlar doktor, emin misiniz? Asıl soyguncu bunlar. Özel hastaneler. Milletin çaresizliğinden, devletin vurdum duymazlığından faydalanıp vatandaşı bu hale getiriyorlar. Siz asıl onları götürün. Televizyonlarda dizilerin, filmlerin arasına giren reklamlar artık iyice hayatımıza girdi anacığım. Kız Meral, onu bırak. Bak şundan al. Bunun için yeni formül üretilmiş. Ama ben hep bunu kullanıyorum. Şekerim, televizyonda reklamlarda görmüyor musun? Bilim adamları test etmişler, onaylamışlar. Ayol ultra heparin içeriyormuş. İnanmıyor musun kız? İyi tamam, onu alayım öyleyse. Bak bu şampuan da çok iyi. Hani yakışıklı çocuk oynuyor ya bu şampuanın reklamlarında. Provitamin B5 içeriyormuş. Onun içinde saçları daha iyi besliyormuş. Ya? Evde var iki tane ama alayım gene de. Hani şu yakışıklı çocuğun kimden değil mi her kız? Ha, bir de hani yumurtada test edilen bir diş macunu var. Ondan görüyor musun oralarda? Hakikaten en iyisi o. Yumurtanın bir tarafı nasıl çürüyor ama. Ha. Aa, Güzide şuraya bak. Nerede kız? Oraya değil, gel buraya, rafları bırak da gel. Kocan geçti şimdi, hem de genç bir kızla sarmaş dolaş. Ne diyorsun sen be? Evet, şu tarafa doğru gittiler. Yürü kızım, yürü. Hanımefendi, ne oluyor ya? İnanamıyorum, inanamıyorum. Senin de bizler gibi 5 parmağın var. Aa, niye ki? Sen daha fazlasına layıksın hayatım, çok daha fazlasına. Canım. Ali Cengiz! Kim bu kadın? Güzide! Yani sen, ben, o, biz... Bak, açıklayabilirim. Her şey çok açık Ali Cengiz. Hatta kabak gibi ortada. Karıcığım, sandığın gibi değil. Namussuz herif! Allah seni cezalandırsın! Karıcığım, niye inanmıyorsun? Güzide! Güzide! Vallahi iyi yaptın Güzide.
müziğiydi. Sana yapılmaz bu. Yani beraber olduğu kadında matah bir şey olsa bari. Ha? Allah'ın cezası. Demek beyimiz ne fındıklar kırıyormuş da haberimiz yokmuş be. Köpek herif. Terbiyesiz. Karıcığım bir tanem. Güzide güziden. Defol! Hayatım neden inanmıyorsun? O arkadaş sandığın gibi değil. Hatta arkadaş bile değil. Borç istesen vermem. Bu kadar yani. Boşuna benim için nefesini tüketme. O karının üstünde nefes nefese kalabilirsin. Hay karıcığım inan bana tam söylediğim gibi. Bak bu gülleri sana aldım. Ne kadar güzel. Dikenleri de var bunun değil mi? Kafana vurduğum zaman işini gör. Değil mi Allah'ın cezası herif? Defol lan. Defol. Aa, sıkma canını Güzide. Daha gençsin, güzelsin. Başka birini bulursun. Hadi git yat, uyu biraz. Hadi canım. Sağ ol Meral. Sen de yanımda olmasan vallahi kafayı yerdim. Hadi, hadi git yat, dinlen. Hadi. Güzide! Ödümü patlattın ben de bu herif. Hayatım niye inanmıyorsun? Başka kimse yok. Ben yalnız seni seviyorum. Utanmıyorsun değil mi? Ellisine merdiven dayamış adam. Boynuzladığı karının penceresine merdiven dayıyor. Hayatım! Şimdi bütün hayatın film şeridi gibi gözlerin önünden geçecek. Karım hala beni affetmedi Ali'ciğim. Neler yapmadım, araya kimleri sokmadım. Sayın Başbakanımızın o zarif, o herkese yardım elini uzatan melek karısına bile arattım sırf aramızı bulsun diye. Ama benim karım Nuh diyor. Peygamber demiyor değil mi abi? Sen haybeye uğraşmışsın. Bak karını inandırmanın, etrafındaki herkesi inandırmanın bir yolu var. Ama o yolda paradan geçiyor abi. İstediğin kadar para vereyim Ali'ciğim, istediğin para olsun. Ne istiyorsun? Amerikan doları, İngiliz sterlini, Japon yeni, Hollanda florini. Yeter ki karım benimle barışsın. Abi bak şimdi sen. Ne adammış be. Başbakanın o melek karısına bile arattı beni. İnanma şekerim, her yol var bu erkeklerde. Hanımlar, erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız diyen hanımlar. Hayır değil. Bütün erkekler aynı değil. İddia ediyoruz. Bu çok farklı. Ali Cengiz. Ali Cengiz. Erkekte kalite. Aa! Aa! Bu senin kocan değil mi? O vallahi. Ali Cengiz şimdi içerdiği yepyeni formülle daha namuslu, daha dürüst. Hiçbir inatçı namus lekesi onun alnına yapışmaz. Onun yolu evinin yoludur. Karımın güvenini kaybetmektense fıstık gibi kızları kaybederim daha iyi. Ali Cengiz, ultra dürüst. Israrla arayınız. Ah Ali Cengiz, sana inanmamakta ne kadar büyük hata etmişim. Aa, günahına girdik kız. Baksana ultra dürüst bir adammış. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağım? Israrla arayacağım. Reklamlara inanmamak olmaz. Şimdi haberlere bağlanıyoruz. Bağlan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Ülkede hiçbir şey yüzümüzü güldürmediğinden hep ağlanacak hallerimize gülmek zorunda kalıyoruz sayın seyirciler. Geliyorum istedim. Doktor Bey. Müjde! Müjde oğlan oldu. Annesi nasıl? Çok iyi. Çocuk o da iyi. Mastika. Bakın, doğum başarılı oldu mu? Oldu. Hiçbir vukuat yok mu? Yok. Bip! Yaşasın! Bip! Yaşasın! Tamam. Bir sakatlık çıkmadı değil mi? İş bitti değil mi? Bitti. Hey aslanım be!
Affedersiniz ama siz niye seviniyorsunuz bu doğuma? Yani benim çocuğuma? Canım kardeşim, ben bu içeride doğum yaptıran doktorun annesiyim. Bu da babası. Oğlumuz 6 sene tıpta okuyup doktor oldu. Ama öğrenci olayları, polisin engellemesi, alet edevat yokluğu derken bir halt öğrenemeden mezun oldu. Bu haliyle nasıl doğum yaptıracak? Garanti anneyi de bebeği de öldürür, mahkemelerde sürünürüz diye çok korkuyordum. Ayol, korkularımız boşa çıktı. Biz sevinelim de kim sevinsin? Ya siz? Ben bu hastanenin sahibiyim kardeş. 4 duvar arasına 2 yatak atıp hastane diye açtık. Bu şartlarda bir operasyonun başarılı olması mümkün değildi. Ama bak gerçekleşti. Şansa bak da başımız belaya girecekti. Yırttık. Mastika, mastika. Dintaka, dintaka. Ben elektrik idaresinin genel müdürüyüm kardeşim. Bütün kullandığımız malzemeler Nuh Nebi'den kalma olduğu için ya zırt pırt trafo patlıyor ya da arıza nedeniyle elektrikler kesiliyor. Bu sefer de hasta sahibi aleyhimizde dava açıyorlar. Yok bebeğimi öldürdün, yok hastamı felç ettin diye. Senin ağlayacağın bu sefer de yırttık. Şimdi ben göbek atmayayım da kimler atsın? Sen niye? Ben de Hızır Acil'in müdürüyüm baba. Ambulansları kiminin tekeri patlak, kiminin motoru çatlak, kiminin de şoförü manyak. Ya bir vuku çıksaydı da doğum yapan annenin başka bir hastaneye sevki gerekseydi ne halt ederdik? Bütün basın ve mizah programları üzerimize çullanırdı valla. Siz niye sevinmiyorsunuz kardeş? Sizin bilginiz yok mu bu doğumla? Ben bu bebeğin babasıyım hemşire hanım. Şu halimize baksanıza. Bu şartlarda bu dünyaya bir çocuk getirip çile çekmeye mahkum ettiğim için üzülmem mi lazım? Ağaç yaş gene eğilir anlayışının sonu da yaş oluyor sayın seyirciler. Şimdi bir eğitim timinin teftişini getiriyor ekranlarınıza. Tabii efendim, hiç sorun çıkmayacak. Merak etmeyin efendim, iyi günler diliyorum. Size de sağ olun. Ne oldu müdür hanım? Müfettiş bey geliyor. Müfettiş mi? Hadi ya. Niye şaşırıyorsun? Dün bas bas bağırmadın mı ben müfettiş gelecek diye? Senin aklın neredeydi? Efendim aklım burada da fikrimce şaka yapıyorsunuz sandıydım. Uzun zamandır geldi yoktu müfettişin hani. İşte şimdi geliyor. Efendim müfettiş bey geldiler. Buyurun. Aman efendim bu ne şeref, hoş geldiniz. Hoş bulduk müdür hanım. Yardımcım efendim Ali Bey, muavin bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Ali Bey. Çay kahve ne içersiniz? Teşekkür ederim, vakit kaybetmeyelim, hemen teftişe başlayalım. Hay ben götüreyim sizi. Buyurun efendim. Sağ olun. Geçen dersinizden de hatırlayacaksınız çocuklar. Günaydın çocuklar. Hoş geldiniz. Oturabilirsiniz. Hocam affedersiniz dersinizi böleceğiz. Estağfurullah. Müfettişimiz teftişe geldiler. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun hocam. Nasılsınız arkadaşlar? Hepsi iyiler efendim. Dersiniz neydi hocam? Tarih efendim. Peki ben 1-2 soru sorayım müsaadenizle. Tabii lütfen buyurun. Merhaba arkadaşım. Adın nedir? Suat efendim. Pekala, söyle bakalım Suat. Yazının bulunuşu hangi uygarlık tarafından olmuştur? Yanıt yok mu? Peki, başka bir arkadaşa soralım. Sizi tanıyalım. Figen efendim. Peki Figen, sen söyle bakalım. Yazının bulunuşu hangi uygarlık tarafından olmuştur? Yanıt yok mu? Ama yanlış da olsa bir yanıt vermeniz gerekir bu soruya, değil mi? Pekala, oturun. Arkadaşlar, bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Soruma yanıt verecek kimse var mı? Hocam ne oluyor? Müdür hanım? Neler oluyor bu sınıf? Neden böyle? İsterseniz size yardımcı olayım. Yavrum! Konuş lan! Tamam itiraf ediyorum. Yazıyı Sümerler buldu. Sümer uygarlığı zamanında bulundu ama ben yazmadım. Ben hiçbir yere yazmadım hocam. İtiraf ediyorum. Ne isterseniz imzalayayım. Lütfen hocam. Lütfen vurmayın hocam. Ne olur hocam. Neler oluyor burada müdür hanım? Hiç endişelenmeyin müfettiş bey. Hepsini bülbül gibi konuşturacağım. Ali bey! Gel hazırlayın! Ali bey. Efendim buyurun efendim. Öğrencilerimizden biraz bilgi almamız gerekiyor. Sayın müfettişimiz istedi efendim. Başlayalım. Buyurun şu arkadaştan başlayalım. Başlayalım. Konuş! Öt hadi! Konuş lan! Konuş!
Paranın bulunması Lidyalılar dönemine rastlar. Ayrıca ilk çağ, yakın çağ, yeni çağ, yontma taş devri, tunç devri, cilalı taş devri. Tamam durun. Nevrim döndü. Ne oluyor burada hocam? Sorunuza yanıt veriyorlar efendim. Öğrencilerimiz çok bilgilidir. Bu ne biçim soru sormak? Bu ne biçim eğitim? Lütfen yanıt verin bana. Vallahi bizim bir kusurumuz yok efendim. Başka türlü konuşmuyorlar. Ne demek şimdi bu? Efendim, öğrencilerimizin birçoğu çeşitli zamanlarda gözaltına alınıp sorgulandıkları için hiçbir soruyu bu şekilde sormayınca yanıtlamıyorlar efendim. İnanın çok zor durumdayız. Vallahi çok zor yapıyoruz bütün bunları. Hı? Nasıl yani? Vallahi efendim, gençliğine, öğrencisine güvenmeyen anlayış böyle devam ettiği sürece bu davranışlar artık normal karşılanıyor. Zaten kötü olan da bu hocam. Beceriksiz yöneticiler başımızdaki sorunları sepetleyemediklerinden vatandaş da sepet sepet sorunla karşılaşıyor sayın seyirciler. Zeytin, sucuk, un, çay, ekmek, gazete yazdım. Başka bir şey gelmedi aklıma. İstiyor musun? Ya, lazım olursa sepeti sallandırır isteriz. Hava çok güzel. Kahvaltıdan sonra şöyle bir dolaşalım mı, ne dersin? Ay, dolaşalım vallahi, iyi olur. Zülfikar efendi! Buyur abla! Zülfikar efendi, liste sepetin içinde. Bir zahmet veriver şunları. Peki abla, yalnız biraz bekleteceğim. Telefonla konuşuyorum. Birkaç da müşteri var. Olsun, beklerim canım. Gelmedi mi siparişler? Yok, gelmedi. Geldi galiba. Ay, ne arayın? Yanlış liste mi koydun kız? Sucuk istemiştik, tabanca geldi. Bu ne iş? Bu da temiz çıktı. Nasıl olur? Silah satıcıları diye ihbar almıştık. Kaç zamandır da peşlerindeydik. Emekler boşa gitti ha. Hey, derdiniz de sizin. Görüyorsunuz temiziz. Bırakın bizi. Ne yapacağız bunları? Ay, polise verelim bunları. Olur mu canım? Belki cinayette, soygunda falan bir şey de kullanılmıştır. Durup dururken başımıza iş almayalım. Koyalım balkonun bir tarafına. Sonra düşünürüz ne yapacağımızı. Hem çay soğudu, salla sepeti bir daha. Ay, rastgele. Hadi. Arkadaş, ister misin bey baba? Kaç para? 15 milyon. Bir saat için bu kadar para olur mu ya? Yok, ömür boyu. 15 milyonu al, nikahına geçir istersen. Rıza, polis geliyor. Ölen sen zamanı, tüyünü ben sıvışın. Gelmedi mi siparişler? Yok, gelmedi. Bir şey vurdu mu? Vurdu galiba. Ama biraz ağır, yardım etsene be. Siparişi bizim oğlan yazdırdı herhalde. Ben sana yaşın geldi, evlendirelim şunu diyordum da inanmıyordum. Ay, kusura bakma abla, polis baskın yaptı. Şurada biraz kalabilir miyim? Şimdi hastaneydi falan, bir haftam gider. Tamam anam, gel şöyle otur bari. Geç. Çayı yeniden demledim. Bizim siparişlerden haber yok mu? Koydu galiba, geliyordu. Bu eroine benziyor. Evet, eroine benziyor değil, apaçık eroin. Şuraya bir kenara koyalım. Şimdi salla, bu seferki benim şansıma olsun. Hadi rastgele. Oğlum, manyak mısın? Yolsuzluk dosyaları böyle uda orta gezdirilir mi ya? Niye heyecanlanıyorsun? Bunlar bizim değil ki. Bakana şantaj yapıp biraz para alacaktık. İyi bok yiyecektik. Heriflerin de çok şeyindeydi sanki. Ulan dosyalar açıklanınca heriflerin durduk yerde şöhreti artıyor. Bunlar üstümüzde yakalanırsa asıl biz yalarız. Şunlardan kurtulmaya bakalım. Hadi. Bu ne ayol? Kış demedim. Bırak sepeti mepet aileye. En iyisi ben giyineyim, gideyim, alayım, geleyim. Başka türlü kahvaltı edemeyeceğiz. Aman Şükrü, çıkma hayatım dışarıya. Baksana, şehrin pisliği balkonumuza kadar çıktı. Dışarıya çıkarsak kim bilir nelerle karşılaşırız. Merhaba. Sistemin temel taşları sağlam olmayınca her taşın altından bir sorun çıkıyor sayın seyirciler. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Ay, ne iyi ettin de geldik
gelecek bu akşam gazinoya kız. Kızlar arasına yapalım bunu. Felekten bir gece çalmak bizim de hakkımız. Ay, ay çok güzel ama vallahi geç oldu saat. Benim kocam duyarsa öldürür beni kız. Aman sen de ne kadar korkuyorsun Züriye kocandan ya. Nasıl korkmam ayol? Bakkala gitsem adam kıyameti kopartıyor. Eğer gazinoya geldiğimi duyarsa keser beni vallahi. Ayol gazinoya geldiğini nereden bilecek? Bana geldiğini söylersin. Huriye hastaydı başında kaldım dersin. Ay ahim vallahi. Hadi boş ver eğlencemize bakalım. Kimse kıpırdamasın. Herkes kimliklerini çıkarsın. Arama var. Ah, bu ne kız? Ah, yine bayol. Ah. Polis kontrolü kimlikler lütfen. Mahvoldum şimdi. Kocam benim burada olduğumu duyarsa vallahi döve döve öldürür beni. Kimlikler lütfen, polis kontrolü. Evet, kimlikler lütfen. Şey... Ay kardeşim. Benim kimliğim yanımda yokmuş polis bey kardeşim. Ama benim ismim Necla Gonca. Oldu mu şimdi, kimliksiz olmaz. Oluversin bu sefer bir anam. Neyse hadi, bu seferlik idare edelim. Sağ ol. Peki, Necla Gonca'yı merkeze sor bakayım neyin nesiymiş. Tamam şey. Sağ ol. Evet, kimlikler. Züriye, ne yaptın kız sen? Züriye deme bana be. Mahsun'dan başka isim söyledim. Kocam benim burada olduğumu duyarsa vallahi döve döve öldürür beni. Şeytan gibisin kız vallahi. Necla Gonca sendin değil mi kız? Buradan sonra ne yapıyorsun? Hayır bizim hanım evde yok da belki bize gider alem yaparız diyordum ha. Ne diyorsun sen ya? Şef bunu merkeze sordum. Kaçak çalışan bir fahişeymiş. Hakkında tutuklama emri var. Ne diyorsun? Bize gelip alem yaparsa belki görmezden gelebiliriz. Necla Gonca kim? Bu benim adım Necla Gonca dedi ya. Yok canım onun adı Pınarcan. Pınarcan. Hatta kocamın adı da Müfitcan. Peki sor bakayım merkeze Pınarcan neyin nesiymiş? Peki. Sağ ol Sacide abla. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Sen de amma isim atarmışsın. Nereden buldun aranan fahişenin adını kız? Nereden bileyim ben? Aklıma ilk gelen ismi söyleyiverdim işte. Pınarcan teslimini istiyorum kocamasın. Ne oluyor lan? Şef bu Pınarcan asılı bir teröristmiş. İdam cezası kararıyla aranıyormuş. 32 kişinin ölümünden sorumlu. Vay anasını be. Arkadaşım size şaka yaptı. Aslında benim ismim Nilaycan. Evet, Nihalcan, evet. Ya böyle şaka mı olur kardeşim? Az kalsın vuruyorduk sizi ya. Ben gideyim bir de Nihalcan'ı sorayım. Git bir de bunu sor bakayım. Bir vallahi ödüm koptu Sacide. Ay, az daha ateş edecekler. Ay, İnşallah bu temiz biri çıkar. İnşallah. Gel, gel. Şefim bir dakika bakar mısın? Bana hiç yaramaz gülmek anam. Vallahi bak şu kadarcık yürüp burnumdan geldi. Aa, siz hanımefendi bir dakika gelir misiniz siz evet. Ben mi? Siz hanımefendi siz hadi gel bakayım. Gel bayan gel. Şimdi Nihal Hanım siz susurluk konusunda çok şey biliyormuşsunuz her yerde sizi arıyorlar. Ben diyorum ki siz şimdi bildiklerinizi bana anlatırsanız ben de terfi ederim belki ha. Benimle anlaşma ne dersiniz? Bakın anlaşmaya yanaşmazsanız sizi merkeze götüreceğim. Orada sizi bülbül gibi şakıtırlar Nihal Hanım. Nihal kim ayol? Benim adım Nihal Can demediniz mi siz? Ben onu şakacıktan söylemiştim size. Benim adım İnci Beyaz. Hırsızlıktan aranıyor. Fatma Kara. Cinayetten sanık değil mi o? Macide Anlı. Düşünce suçlusu o. Hülya Bal. Vergi kaçakçısı. Yeter be. Benim adım Düriye. Aha bu da kimliğim işte. Koca dayağı yemeyeyim diye size yanlış isim verdim. Ama baksana anam memlekette suç işlemeyen hiç kimse kalmamış. Al bunu. Ben en iyisi gidip paşa paşa dayağımı yiyeyim bari. Benim adım Düriye Yangel. Kocama haber ver. Gelsin yavaş yavaş dövmeye başlasın. Ülkede hiçbir şeyi adam gibi işlemediğinden... ...bazıları adam olamazken bazıları da idam olamıyor. Tamam bitir artık. Sırada bir sürü mahkum var. Bitir artık. Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. Allah bütün günahlarını affetsin. Amin. Deli Kazım oğlu Murtaza Musaoğlu. Söyle bakalım ölmeden önce son bir isteğin var mı? Bir saniye biraz düşüneyim abicim. Çay? Yok. Kahve? Sigara? Peki oğlum senin son bir isteğin yok mu? Var son bir isteğim var. Ne? Mesela enflasyonun sıfırın altına düştüğünü görmek istiyorum. Hadi bakalım. Saçmalama oğlum saçmalama. Adam gibi bir şey iste.
O zaman Susurluk skandalının aydınlatılmasını istiyorum. Çüş de be! Bana bak, sen dayak istiyorsun galiba. Şu son sigaranı tüttür de bitirelim şu işe. Sen benim içimi bitireceğine memleketteki çetelerin içini bitir. Bana bak, sabrımı taşırıyorsun. Bu isteklerin bizi aşıyor. O zaman Uğur Mumcu'nun katilini bulun abi. Yok daha neler. Milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırın lan. Bil. O zaman faili meçhuller de aydınlansın he. Aa, bakın o da olabilir. Memura sendika ve grev hakkı verilsin mi? Verilsin. Yargı tam bağımsız olsun. Tam bağımsız olsun. Senin anan güzel mi? Benimki güzel, seninki... Dur lan, aklıma bir şey geldi. Düşünce var ya, düşünce. Ne olmuş düşünce? Artık düşünce suçu olmasın, yazarlar ve gazeteciler hapis yatmasın. Asacağım ulan seni! Asacağım! Tamam, biliyorum asacaksınız ama önce memleketteki işkenceyi kaldırın, sonra rahat rahat atarsınız lan. Aklını başına al oğlum, aklını başına al. Enflasyonun düşmesi, işkencenin kalkması, çetelerin yakalanması, bunlar bazı çevrelerin son istekleri. Bunları hiçbirini yapamayız. Hiçbir iktidar bunların hiçbirini yapamaz. O zaman beni asamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde bir mahkum son arzusu yerine getirilmeden asılamaz. Ya demek öyle. Maalesef öyle müdürüm. Murtaza abi, gene mi sallandırmadılar seni? Biz de bu sabah kahvaltı senin elmanla yaparız diye düşünüyorduk. Boşuna hazırlık yaptık desene. Vallahi ya abicim be, şu işin sırrını bize de öğretsene. Bu gidişle hepimizi gömeceğim vallahi. Oğlum, bu memlekette bu enflasyon, bu işsizlik, bu yüzsüzlük devam ettiği müddetçe ben daha çok idam sehpalarından dönerim, haliyle sizi de gömerim. Bu hafta konuk koltuğumuza bir de çocuk oturdu. Doğrusunu isterseniz söyledikleri de cuk oturdu sayın seyirciler. Türkiye'de çocuk olmak nasıl bir şey? Türkiye'de hiç kimse çocuk olamıyor ki. Neden? Sanat dünyasının taze geleni Bülent Ersoy ve çok taze, adeta turfanda damadı Cem Adler bu hafta Olacak O Kadar'ın konuğu oldu. Küçük kardeş, küçük kardeş, can can can. Bende boru mu var ki ötsün? Tabii ki Cem'in borusu ötüyor. Tosunum benim. Şımarma tokadı. Yersin. Çayırda buldum seni, ellere vermem seni. Bir küçüğün ettiği büyük lafları ve Bülent Ersoy'u haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Olacak O Kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Beni toplumsal ihtiyaç haline geldi anacığım. Genelde evlerde yaşanılan sıkıntı genel evlerde giderilir oldu. Ay ne diyorsun lan? Lan kuru kuruya bakmayın. Geçin içeri, anlaşın hadi. Abi pardon, Havalı Zehra burada mı çalışıyor? Havalı Zehra burada da şu anda iş üstünde. Belki de iş altındadır. Başka bir tane seç. Yok abi sağ ol, ben özellikle onun için geldim. En iyisi ben şurada oturup bekleyeyim abi. Tamam bekle. Niye gelmiyorsun? Hadi lan gelsenize. Ay pardon beyefendi, Zehra Hanım'a bakmıştım ben. Zehra Hanım havalısı mı havasız mı? Havalı Zehra Hanım. Dur bakayım. Havalı Zehra. Evet bak, meşgul çalışıyor. Ay ben şöyle oturup beklesem. Şöyle otur bekle. Merhaba Zehra, yok mu? Vallahi onu bilmem ama benim sinirim tepemde. Bu ne bu be? Her gelen onu soruyor. Kafa bu be, değil mi kız? Ne yapalım yavrum? Bizim derdimizden bir tek o anlıyor. Affedersin kardeşim, burası Zehra Hanım'ın kuyruğu mu? Vallahi bilmiyorum, biz de onu bekliyoruz zaten. Pardon. Ne sıkıştırıyorsun be? Havalı Zehra burada mı? Burada, kuyruğa geç hakim bey. Havalı Zehra muamele yapıyor mu? Yapıyor hakim bey, yapıyor. Güle güle kocacığım, haftaya gene beklerim. Eyvallah, sağ ol ana.
Ya neredesin sen be? Herkes seni bekliyor. Aa, hoş geldiniz kocalarım. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Ah, şimdi yandık işte. Merhaba ablacığım, nasılsın? Kaç numara gideceğiz? Siz 8 numaraya gidin, ben gelirim. Tamam ablacığım. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Susma. Hadi hadi, siz de çıkın 8'e, ne duruyorsunuz? Hadi yürü bakalım. Eğitim hakkımız söke söke alırız. Eğitim hakkımız söke söke alırız. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Ne o lan? Beni beklemeden boşaldınız mı yoksa? Vallahi ablacığım, önden bir posta gittik ama bir posta da sana ayırdık. Bu arada para peşin, kırmızı meşin. Buyurun Zehra Hanım, aramızda bu kadar para toplayabildik. Para veren altın bulsun beyler. Doğru güzelim. Para dediğinde aklıma geldi. Bu memlekette artık her şey para olmuş. İnsanlık adına hiçbir şey kalmamış. Ha, vallahi kalmamış. Adalet de kalmamış. Sanki adaletin çivisi çıkmış. Doğru söylüyorsun ya, çıkmış çıkmış. Sanki idare kalmış mı? Kalmış mı? Oo, nerede? İdare hırsızlarla çetelere havale. Bir dolar 275 bin lira, bir mark 150 bin lira. Türk parası adeta yerlerde sürünüyor. Oo. Sadece paramız mı sürünüyor anam? Sadece paramız olur mu? 7'den 77'ye herkes sürünüyor. Ama bazılarımız da devlet kasasından parfüm boya sürünüyor. Kızım, zaten itiraz edenler de doğuya sürülüyor. Maşallah, kimileri çuvalla, kimileri de vagonla götürüyor. Memlekette ayağı yere değen herkese işkence ediliyor. Zaten içimizde her şey var. Rüşvetin, yolsuzluğun bini bir para. Gel de bu memlekette adalet ara. Gözaltında ölenlere ne demeli? Ya yıllardır aydınlatılamayan faili meçhuller, sendikasız, savunmasız memurlar. Peki ya ha babam dayatılan zamlar? Buldular kuzu gibi milleti, geçiriyorlar enflasyon denen illeti. Kendi meclisini soyanlar, yağmalanan çitler, yurt dışına tüyen vakitler, boşa geçen vakitler. Ay, ne o? Boşaldın mı yoksa? Oh, sayende biraz olsun boşaldım, rahatladım. Ben de. Ben de. Oh, ben de, ben de. Ben de, ben de. Abo, galiba ben de. Tüh, sen de mi? Anlaşılan sizde erken boşalma var. Bana bak, iyice boşaldınız değil mi? Sağ ol. Allah razı olsun. Kusura bakma, akşam akşam senin de kafanı şah yaptık. Ama değdi doğrusu. Hepimiz kafalarımızın içini boşalttık. Sağ ol, eksik olma. Estağfurullah, bu bizim vazifemiz. Sağ ol. İnsanlar bazı yanlışlıklar karşısında susunca sıra gerçekten bir gün kendisine geliyor anacığım. Sus pus olmak hiçbir şey yaramıyor. Yemek nasıl olmuştu Tayyip? Fevkalade leziz olmuş, ellerine sağlık. Kapı çalıyor hanım. Aa, hırsızlar güpegündüz kapımızı mı çalıyorlar Tayyip? Yahu zil olarak çalınıyor. Dur bakayım, ziller kimin için çalıyor? Demokrasi apartmanı burası mı? Burası, ben yöneticisiyim. Ne oldu memur bey? Efendim, Aylin Aydın'ı arıyoruz. Okulda duvara yazı yazmış. Tek yol devrim. Tek yol bunları temizlemek. Na, karşı dairede oturuyoruz illi. Teşekkürler. Buyurun. Lütfen siz buyurun. Hatta gidiyoruz. Hatta! Aa, ben ne yaptım? Tayyip amca yardım et. Annem babam evde yok. Ben bir şey yapmadım. Yapmıştın. Polis amcalar yalan mı söylüyor yani? Yapmadım. Ben sadece fikrimi yazdım. Vallahi bir şey yapmadım. Senin yapıcı bir tip olduğun kılığından belli. Saç açık, etek mini, akıl havada. Ben bir şey yapmadım. Nerede demokrasi? Ben hiçbir şey yapmadım. Burada apartmanında oturuyorsun. Yöneticisi de benim. Ne olmuş Tayyip? Karşı dairenin kızını götürdüler. Kız hem bizim daireye karşı hem rejime karşı. Oh olsun. Sayın seyirciler, Tayyip Erdoğan türbanlı kız öğrencilerin okula alınmamaları zulümdür dedi. Aferin, iyi demişim. Yemek nasıl olmuştu Tayyip? Güzel olmuştu. Sofrayı kur da bir daha yiyelim hanım. Ellerine sağlık. Kapı çalıyor hanım. Aa,
Vay layıklar vay. Güpegündüz kapımızı mı çalıyorlar? Zil olarak çalıyor hanım. Bakalım ziller kimin için çalıyor hanım? Ya, ya bırakın beni. Ya, yardım edin Tayyip Bey. Ne oldu? Sınav oldu. Bir panelde konuşmuş ama bölücü konuşmuş. Konuşmadan sonra dinleyiciler de beş parçaya bölünmüş. Siz beni tanırsınız Tayyip Bey. Ben bölücü değilim. Ben gazeteciyim. Ben sadece fikirlerimi açıkladım ya. Açıklamasaydın kardeşim. Adaletin kestiği parmak acımaz. Ben de acımam. Yürü. Hatta gidiyoruz. Hatta. Nerede bu demokrasi? Ya ben bir şey yapmadım. Burada apartmanda bulunuyorsun işte. Ziller niye çalıyormuş Tayyip? Polisler bölücü gazeteciyi götürdüler hanım. Sayın seyirciler, Tayyip Erdoğan, demokrasi bizim için hedefimize giden bir trendir. İstediğimiz yere gelince ineriz dedi. Aferin, iyi demişim. Yemek nasıldı Tayyip? Çok güzel olmuştu. Eline sağlık. Getir de biraz daha yiyek. Kapı çalıyor hanım. Vay militaristler vay. Şimdi de güpegündüz kapımızı mı çalıyorlar? Yahu zil olarak çalıyor hanım. Dur bakayım ziller kimin için çalıyor hanım. Ya yürü. Hatta götüreceğiz. Tayyip Bey, beni götürüyorlar. Bu ne yapmış? İşçileri örgütlemiş. Hak, emek, sendika, eşitlik falan fıstık diye esmiş gürlemiş. Falan fıstık neyse de gerisini kötü gürlemiş. Yapma Tayyip Bey, yardım et. Komşuyuz şurada. Sen beni tanırsın. Sen benim babam olsan tanımam bu devirde. Nerede demokrasi? Ben sadece fikrimi söyledim. Demokrasi nerede? Burada apartmanında bulunuyorsun. Hadi yürü, hatta gidiyoruz. Hatta. Yardım et. Yürü. Ne olur yardım et. Ha? Ne olur yardım et. Korkma, adalete güven, gerisini merak etme sen. Ne oldu Tayyip? Oh oldu. Komünist sendikacıyı götürdüler. Sayın seyirciler, Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada... ...minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, camiler kışlamızdır dedi. Aferin, iyi demişim. Yemek nasıl olmuştu Tayyip? Bu sefer tuzlu olmuş, elinin ayarı kaçmış biraz. Getirme, yemem artık. Kapı çalıyor hanım. Duyuyorum, zil olarak çalıyor. Şu bakayım ziller kimin için çalıyor. Merhaba. Selamun aleyküm. Bu sefer kimi götürüyorsunuz? Sizi. Buyurun hatta gidiyoruz. Hatta. Nasıl? Niye? Ben ne yaptım? Kışkırtıcılık, bölücülük. Minareler süngümüz, camiler kışlamız demişsiniz Tayyip Bey. Ben onu şiir olarak okudum. Her yerde de şiir okurum her dakika. Biz senin ne olduğunu iyi biliyoruz. Yürü. Komşular yetişin beni götürüyorlar. Bağırma boşuna. Apartmanda kimse kalmadı. Biz hepsini götürdük. İmdat, demokrasi yok mu? İşte burası. Yöneticisi de sensin. O gülen dam bir alçale bürünsün yürüdü. Sayın seyirciler, hapis cezası alan Tayyip Erdoğan, memlekette adalet yok, demokrasi yok dedi. Aferin, iyi demiş. Demedin Tayyip? 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 Tayyip neredesin? Tayyip? Tayyip? Bu hafta konuk koltuğumuza bir küçük çocuğumuz oturdu. Doğrusunu isterseniz söyledikleri de yük oturdu. Sevgili seyirciler, 23 Nisan'larda önemli makamların koltuklarına hep çocuklar oturtulur. Çocuk haftası nedeniyle biz de konuk koltuğumuza bir çocuk oturttuk. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. Anlat bakalım, Türkiye'de çocuk olmak nasıl bir şey? Bilmem. Niye? Türkiye'de hiç kimse çocuk olamıyor ki. Neden? Oynayacak bir yer yok ki. Haklısın galiba. Bir çocuk koşup oynayabilmeli ki çocukluğunu yaşayabilsin, öyle değil mi? Peki ciddi konularla konuşalım o zaman. Mesela memleket meseleleri. Ciddi dedi kızım, niye gülüyorsun ki? Bu konuda ciddi olanlar var mı? Haklısın. Peki bu memleket sorunlarının çözümü yok mu yani? Var tabii. Evet. 23 Nisan'daki koltuğa oturan çocuklar var ya. Evet, bütün önemli makamların koltuklarına çocuklar oturuyor, onu diyorsun. Onlar oradan hiç kalkmasın. Her şey düzelir. Haklısın galiba. Bu akşam sana pek çok kez haklısın demek zorunda kalacağım. Peki koltuk demişken meclisteki koltukların değiştirilmesine ne diyorsun? Tonlarla para harcandı biliyorsun. Ceylan derisi koltuklar yaptırıldı. Bence onlara da. Evet. Bizim gibi oturak yapılsın. Niye ki? Her şeyin içine ediyorlar da ondan. Bir haklısın daha. Peki Ayşe, büyüyünce ne olacaksın?
Büyük de ne olacak? Aa, niye ki? Büyüklerin hali ortada. Ne varmış ki hallerinde? Onların yaptıklarını çocuklar bile yapmaz. Evet, sana son kez haklısın diyor ve senden küçük bir şarkı istiyor. Mini mini bir kuş dolmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cük cük ötsün diye. Pırpırdarken canlandı, ellerim bomboş kaldı. Ayşe'ye programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. Gecenin saat ikisinde de nikah kıydınız. Ayol nikah bu, insanın nikahı ne zaman gelecek belli mi olur? Akşam iki konuğum var. Konuklarımdan biri gecenin ağır toplarından. Bülent Hanım, hoş geldiniz efendim. Canım, hoş bulduk. İkinci konuğumsa Bülent Hanım'ın pembe renkli nüfus cüzdanına bakıp bakıp da pembe gönlüm sende diyerek nikah kıyan Cem Adler. Lan sen de hoş geldin bakayım. Ninja. Hoş buldu Leventciğim. Efendim, öncelikle sizleri tebrik ediyoruz. Eksik olma, tebrik edenlerin çok olsun, benim de sefam olsun. Efendim, birbirinize kıydığınız nikah çok konuşuldu. İleri geri laflar edildi. Adeta ağzı olan konuştu. Ne yaparsın anacığım, elin ağzı Monica değil ki büzesin. Kulakların çınlasın Clinton. Efendim, güya Cem'in yaşı biraz küçükmüş. Yaşı küçük ama şeyi büyük onun, aklı. Na, kocaman aklı var onun. Efendim, bir de diyorlar ki bir zamanlar o erkekti de, yok bilmem neydi de işte. Ay, niye kimse inanmıyor ayol, artık kadınım. Tamam tamam, biz inanıyoruz. İsterseniz konuyu değiştirelim. Bu büyük aşk nasıl başladı? Cem Bey'i ilk kez nerede gördünüz? Cem'le ilk sünnetinde karşılaştım, görür görmez vuruldum. Gecenin saat ikisinde de nikah kıydınız. Ayol nikah bu, insanın nikahı ne zaman gelecek belli mi olur? Gece saat 1:30 suları hafif başım döndü, gözlerim karardı. Cem kalk dedim, nikahım geldi. Apar topar gecenin ikisinde İzmir'de nöbetçi nikahçı arıyoruz. Neyse, Allah'tan bir belediye başkanına rastladık. İzmir'in her işini bitirmiş, yapacak başka bir işi gücü yokmuş gibi oturmuş öyle bekliyormuş zavallıcık, bari bir nikah çıksa da kıysam diye. Cem orada bana bastı nikahı, sonra da Miami'ye uçtuk. Siz iyice uçmuşsunuz abi. Bayağı uçtuk, 12 saatlik yol ayol. Efendim, balayı nasıl geçti, neler yaptınız? Oo, neler yapmadık ki? Hepsini bir anlatayım mı Bülent Hanım, teyze, karıcığım? Cem ne kadar ayıp. Aha, Levent Bey, çocuğun önünde böyle şeyler konuşmayalım. Hem artık büyüdü, aklı eriyor, her şeyden anlıyor. Muhakkak. Baksana, kadından da anlıyor kerata. İma yapıyorsun, Allah canını alsın. Kaynananızla aranız nasıl Bülent Hanım? Ona gelinlik yapıyor musunuz? Kaynanan benden küçük ayol. Elimi ayağımı yalıyor karı. İyi ki Cem'in elinden tuttun da sayende bir meslek öğrendi. Eli ekmek tuttu diyor. Nasıl yani? Ne mesleği? Erkeklik ayol, az bir şey mi?
Erkeğim benim. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım. Aman. Korkmayın, benden başkasını sokmaz. Peki evde kimin borusu ötüyor? Ay ilahi, bende boru mu var ki ötsün? Tabii ki Cem'in borusu ötüyor. Tosunum benim. Şımarma, şımarma tokadı. Yersin. Cem, kılıbık erkek misin? Maço erkek misin yoksa kazak erkek misin? Ben erkeğim ben. Orası malum da, neyse. Peki şimdi Bülent Hanım artık senin namahremin. Sana soruyor mu bey kimlere görüneyim, kimlere görünmeyeyim diye? Bana görünmesin de kimlere görünürse görünsün. Şapşal. Haydi, cicim ayları geçmiş gibi görünüyor. Cicim ayları geçti, sicim ayları başladı. Beni yatağa bağlıyor ayol. Anca zapt edebiliyorum Levent Bey amca. Aman pek de şeker. Bülent Hanım yer senin dillerini. Agucuk. Senden 3 tane erkek çocuk istiyorum Bülent. 3 de yetmez 5 tane. 5 de yetmez 7 tane. Ay takoz koy ayol. Takoz mu? Sus hadi, ben konuş demeden konuşma. Cezalısın bu akşam, televizyon seyretmeyeceksin. Erkenden yatağa gireceksin. Yani ikimiz beraber gireceğiz. Cem, hakikaten şımarma sen de. Bulmuşsun Bülent Hanım gibi kadını. Sen de inanmıyorsun benim kadın olduğuma değil mi? Ay vallahi göstermeden rahat edemeyeceğim. Aman yapmayın Bülent Hanım, vallahi yanlış anladınız. Yok göstereceğim. Ver bakayım şunu Cem. Çıldırttınız adamı. Bakın işte pembe renkli nüfus cüzdanı. Ay kadınım ayol. Peki zaten biliyorduk, iyice anladık. Efendim şimdi sizlerden birer şarkı rica ediyoruz. Pınarbaşı bu. Efendim konuklarımıza programa katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye.